Ayasofya ne zaman yapıldı, müze ve cami ne zaman oldu ve tarihi önemi nedir? Gündemin en çok merak edilen konu başlıkları arasında Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma kararı yer alıyor. Hem Türkiye hem dünya basınına yansıyan olayda tarihi yapının müze faaliyetinden yeniden camiye çevrilmesi davasının sonucunda Danıştay kararı verdi. Tarihi Yarımada'da Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Ayasofya'nın tarihi, önemi, ne zaman yapıldığına dair araştırmalar hız kazandı. Peki Ayasofya'nın tarihi önemi nedir? Ne zaman ve kim tarafından yapıldı? Ayasofya'nın tarihi ve önemi camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali sistemiyle açılan davaya ilişkin karar sonucunda merak edilmeye başlandı. Danıştay Bakanlar Kurulu'nun müze kararını iptal etmesi tüm dünya basınında yer aldı. Böylelikle tarihi Yarımada'da Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet Meydanı, böylelikle tarihi Yarımada'da Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet Meydanı'nda bulunan yapı yeniden ibadete açılmış oldu. Tüm dünya basında yer alan kararın ardından Ayasofya tarihi ve önemi merak edilmeye başlandı. Peki Ayasofya tarihi ve önemi nedir? Ayasofya kim tarafından ve ne zaman yapıldı? Bugün Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılması gündemde yer alıyor. Açıklanan kararın ardından tarihi Yarımada'da Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Ayasofya'nın önemi, tarihi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayırlı olsun mesajıyla paylaşılan tweette Ayasofya'nın Diyanet'e devredildiğini ve ibadete açılmasına karar verildiğini duyurdu.